Evet, merhaba, ben Fatih Akyol. Beylikdüzü İstanbul'dan eğitim koçu ve tercih danışmanlığı yapıyorum. Evet, şimdi bugün bir paylaşım yaptım. Barajlarla alakalı, ya dedim böyle bir saçmalık olur mu? Şu anda geçerken bir şey yapılır mı? Dedim, 2 saat sonra barajları düşürdüler. Peki, ama bakın bundan bu barajlar muhabbeti ilk çıktığında ben video paylaşmıştım. Sayfada duruyor. Ne demiştim? Barajları düşürseler bile şu andakileri etkilemeyecek. Buna bir formül uyduracaklardır. Buna benzer bir şey yapın. Bunları etkilemez. Ha, altta kalanlar etkilenebilir. Altta kalanlar etkilenebilir. Onlara da bir şey yapılır belki. Ama ben düşürülmeyeceğini söyledim. Yani bence düşürülmez dedim yani. Ben böyle olması gereken bu. Yani ben ya bu yaşıma kadar ÖSYM'de böyle bir şey görmedim ama oldu. Oldu. Aslında geçen de oldu. Aslında idmanlı olmamız lazım. Olabiliyormuş demek ki. Ama şimdi gelin nasıl olacak? Bunu anlatalım. Şimdi arkadaşlar, şu anda kimseye haksızlık yapılmadı. Bak aslında çok güzel bir formüleme yapmışlar. Ben sevindim, inceledim, sevindim. Çünkü barajı geçemeyip çok insan, yani açık öğretim, psikoloji, şu bu yerleşecekler. Yerleşemediler. Özel üniversiteler kan ağlıyor. Devlet üniversitelerin bir sürü bölümü boş, yatıyor. Niye? Çünkü geçen yıl barajı geçen sayısına bakıyorsun, bu yıl rezil. Geçemediler. Çok kontenjan boş kalacaktı. Ama şimdi bir ara formül uyduruldu. Ne oldu? Normal insanlar şu anda baraj geçenler tercihlerini yapacaklar, yerleşecekler. Sonra kayıt olma işlemi bittikten sonra ÖSYM YÖK boş kontenjanları alacak üniversitelerden. ÖSYM bu boş kontenjanlara uygun bir ek yerleştirme kılavuzu yayınlayacak. Ondan sonra boşta kalanlar, yerleşemeyenler ek yerleştirmeden yerleşmeye çalışacaklar. Bu da sonuçlanacak. Kayıt işlemi sürecek. Kayıt işlemi bittikten sonra üçüncü bir ek yerleştirme olacak. İşte burada üçüncü ek yerleştirmede TYT'de 150-140 arası AYT ham puan barajında 170-180 arası kalan öğrenciler de işte buradan faydalanacak. Yani aslında çok güzel bir şey. Kimseye haksızlık yapıldığı yok. Peki, akla şu soru gelebilir. 140-150 arası TYT kalan, AYT'de 170-180 arası kalan vatandaş, öğrenci şunu diyebilir. Hocam bu haksızlık değil mi bize? Diyebilir. Hayır, haksızlık değil arkadaşım. Şimdi eğer size sisteme şu an soksalardı, o zaman ne olacaktı biliyor musunuz? 181 yapmış adam, 180 yapmış, barajı geçmiş, OBP'si 60. 175-176'daki adam OBP'si 90. Abi o zaman bunun yerleştirme puanı 180 yapan adamdan daha yukarıda olacaktı. Bu haksızlık olacaktı. Kime? Barajı geçmiş ikisi insana haksızlık olacaktı. Bu haksızlığı engellediler. Aşağıyı engellediler. Anlatabildim mi? Haksızlık ortadan kaldırıldı. Üçüncü yerleştirmede şunun üstüne ek yerleştirme ne zaman kırıntıdır. Kırıntılar kalır. Tamam, doğru ama ya zaten sen diptesin abi. Zaten dip aşağıdasın. Zaten barajı az kişi geçtiği için zaten aşağıdaki bölümler, kontenjanlar zaten boş. Zaten boş. Bunlar boş kalacak. Özellerde psikolojiler boş kalacak. Bir sürü saçma sapan bölümler de boş kalacak. Açık öğretimler boş kalacak. Yani sırf üniversite okuyayım diye gitmeye çalışanlar var. Kariyer yükseltmeye çalışanlar var. Bunlar faydalanamayacaktı. Şimdi ne yapacak? Üçüncü yerleştirmede. Bu öğrenciler buradan faydalanmış olacak. Onlara yapılan bir haksızlık yok. Zaten aşağılar boş kalır. Orta ve yukarıdaki kontenjanlar zaten boş kalmaz. Aşağılar boş kalır. O işte o aşağıdaki boş kalanlara da üçüncü ek yerleştirmeyle öğrenciler yerleşmiş olacağı için burada ne yapmış, ne yapılmış olacak? Mümkün olduğunca üniversite kontenjanlarımızı doldurmuş olacağız diye düşünüyorlar ve doğru düşünüyorlar. Çok mantıklı. Yani bu şekilde uygulama çok mantıklı. Tebrik ediyorum. Yani zaten en güzeli de bu oldu. Tabii ki süreç uzayacak birazcık, üniversite süreci. Kimseye haksızlık yapılmamış oldu. Ama tabii ki niye bu noktaya kadar beklediniz? Niye yani? Ta ben sınavdan sonra söyledim. Ya arkadaş bu sınav zordu. Bu baraj düşürülmeli. Demedim mi? Dedim. Ama yapmadılar. Şimdi ne oldu? Tepkiler. Baraj geçen sayısı az oldu. Aa, boş kaldı kontenjanlar. Özel üniversiteler ayaklandı arkadaşlar. Çünkü boş. Bunu daha önce de ben söyledim. Kontenjanlar hep aşağılar. Boş. Boş yani. Üçüncü ek yerleştirmeyle en azından daha çok da olacak. Anlatabildim mi? Bence çok güzel oldu. Evet, kendinize iyi bakın. Tekrar görüşmek dileğiyle.